Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Avukat Murat Çelik. Kitap ve Kalem isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli kitabını yorumlayacağız. Kitapta ciddi bir sembolizm kullanıldığı için bunlardan yola çıkarak bu kitabı okuyup bitirdiğim zaman Santiago Nazar gerçekten suçlu muydu? Yani Angela Vicario'nun bekaretini alan adam kendisi miydi? Ve böyle bir ölümü erkek kardeşler tarafından öldürülmesi mahkemece bir anlamda haklı gerekçeye dayanıp meşru müdafaa kapsamında ikiz kardeşlerin beraatine karar verilmişken mahkeme doğru bir karara ulaştı mı ulaşmadı mı bu hususu biraz irdelemek isterim. Yani şu başlığı kullanabiliriz. Santiago Nazar masum muydu, suçlu muydu? Bence kitapta kullanılan metaforlara ve sembollere göre Santiago Nazar masumdu. Neden? Şimdi öncelikle yazarın romanın kahramanının adını Santiago Nazar olarak koyduğunu görüyoruz. Santiago Aziz demek, Nazar Nasıralı. Yani Filistin'deki bir kasabanın adı. Fakat bu kasabanın özelliği Hazreti İsa'nın yaşadığı yer olması. Hazreti İsa, Nasıralı İsa olarak da zikredilen bir kişidir. Santiago Nazar da Aziz Nasıralı anlamına geliyor. Yani burada bir Hazreti İsa'ya gönderme yapılıyor. Dolayısıyla kişinin adının Santiago Nazar yani Nasıralı Aziz seçilmesi sanki adı yönüyle masumiyetine yönelik bir sembol olarak yorumluyorum ben. Ondan sonra kitabın hemen başında Santiago Nazar'ın gördüğü rüyalardan bahsediliyor. Daha çok ağaçlardan, zeytinden, incirden, bademden bahsedildiğini görüyoruz. Yine burası Hazreti İsa'nın işte yaşadığı kent olan Nasıra'daki Getsemani bahçelerine bir atıfmış gibi geliyor bana. Çünkü burada var bu incir ağaçları, bu badem ağaçları. Hazreti İsa'nın da en fazla vakit geçirdiği yerlerden bir tanesi. Yine dediğim gibi bu anlatım Santiago Nazar'ın ölümünden 27 yıl sonra yapılıyor. Şimdi 27 yıl sonra ben ancak iyilerin hatırlanacağını düşünüyorum. Eğer Santiago Nazar gerçekten kötü olsaydı ve gerçekten suçlu olsaydı, insanın genel eğilimi kötüyü ve suçluyu unutmak noktasında olurdu. Yani bu evlat da olsa, dost da olsa kimse evladının, dostunun kötü bir karakter iken hatırlamak istemez, hatırlanmasını da istemez. Bunun unutulup gitmesini ister. Ama burada unutulup gitmediğini görüyoruz. Ben bunun da hani masumiyetine bir yine işaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü mazlum olmuş insanların çığlığı onlarca yılda geçse unutulmaz. Birileri bu konunun ardına düşmeye devam eder. Sonra 27 yıl sonra anlatıcı Santiago Nazar'ın annesinin odasına girdiğinde olay gününün kokusunu, annesinin bu odasının bir vaftizhane kokusu olduğunu ifade eder ki kişi Hristiyanlıkta vaftiz olduğu gün tertemizdir. Yani bütün günahlarından arındırılmıştır. İşte Hazreti İsa onun için zaten çarmıhta can vermiştir. Dolayısıyla günahsız ve tertemizdir. Burada da işte o günahsız ve tertemiz olmasına bir vurgu yapılmış olduğunu düşünüyorum.
ve buradan da suçlu olmadığına inanıyorum. Sonra mesela öldürüldüğü gün bir pazartesidir. Zaten hani kitabın Kırmızı Pazartesi olarak nitelenmesine veya Türkiye'mizde böyle yayınlanmasına bir işaretle cinayetin bir pazartesi sabahı işlenmesidir. Normalde romanda da anlatıldığı üzere Santiago Nazar pazartesileri günleri haki bir renkte kıyafet giyer ve çiftliklerine gider. Fakat o gün psikopos kasabalarını ziyaret edeceği için beyazlar giymiştir. Beyaz keten pantolon ve beyaz bir gömlek giymiştir. Yine beyaz kıyafet de öldürüldüğü gün yazar tarafından beyaz kıyafet giydirilmiş olması da onun temizliğine, saflığına, lekesizliğine işaret olsa gerektir diye düşünüyorum. Keza kitabı okuduğumuzda Santiago Nazar'ın bıçaklanması sahnesinde Pedro Vicario'nun mahkemede hakime anlattığına göre o elindeki o dehşetengiz kasap bıçağını karnına 3 defa çok ciddi anlamda saplamasına rağmen Pedro'nun ifadesiyle hayretle görür ki bıçak tertemiz çıkmaktadır. Yani bıçakta hiç kan bulunmamaktadır ve onu bıçaklayan Pedro da bu duruma şaşırmaktadır. Şimdi eğer Santiago Nazar bu namus meselesinde suçlu olsaydı o bıçağın da kanlı çıkması icap ederdi. Ama sanki Santiago Nazar'ın hiçbir suçu yokmuşçasına bıçağın kansız bir şekilde Santiago Nazar'ın karnından çıktığını görürüz. Yine Santiago Nazar'a otopsi yapılır. Bu otopside onun midesinde 4 yaşında bir çocukken yutmuş olduğu altın bakire Carmen madalyonunu çıktığı ifade edilir. Şimdi yani bakire Carmen yine Hristiyan ilahiyatında saflığı, temizliği sembolize eden bir karakterdir. Ve o otopside o saflığı, o temizliği sembolize eden bir madalyonun çıkmış olması da yine onun masumiyetini gösteren yazarın kullandığı sembolik, metaforik bir dile işarettir. Keza bir otopsi raporu vardır ve bu otopsi raporunda Santiago Nazar'ın sağ elinin avucunda derin bir yaranın açıldığı ifade edilir. Fakat hakim şöyle bir not düşmüştür. Ya da bilir kişi hakim olmayabilir. Çarmıha gerilen İsa'nın yara izini andırıyordu. Yani namus cinayetinden sorumlu tutulan bir insanın Hz. İsa'ya benzetilmeyeceği düşüncesindeyim. Eğer bir insan böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı halde çarmıha gerilen İsa'dan yani bir peygamberden, Hristiyanların peygamberinden, tabii ki bizlerin de peygamberi ama bu Hristiyan toplum içerisinde yazılmış bir kitap. O kitapta şahsın Hristiyan peygamberine bir anlamda benzetilmesi o suçta bir günahının olmadığını işaret eder. Çünkü Hz. İsa da herhangi bir suçu, günahı olmadığı halde, masum olduğu halde çarmıha gerilerek Hristiyan ilahiyatına göre idam edilmiş bir şahıstır. Dolayısıyla burada da
Santiago Nazar'ın avucunun içindeki yaraların çarmıhtaki İsa'nın eline benzetilmesi, İsa ile özdeşleştirilmesi demek anlamına geliyor. Ve İsa masum olduğuna göre biz Santiago Nazar'ın da masum olduğunu düşünüyoruz. Keza yine anlatıcının diline göre de Santiago Nazar'ın masum olduğunu düşünebiliriz. Çünkü kitabın 89. sayfasında anlatıcıya göre Angela Vicario durmak isteyen herkese başına gelenleri en küçük ayrıntısına kadar anlatıyordu. Açıklığa kavuşmayan tek bir şey dışında. O da mağduriyetine neden olan gerçek kişinin kim olduğu, bunu nasıl ve ne zaman yaptıydı. Çünkü aslında hiç kimse onun Santiago Nazar olduğuna inanmamıştı. Onlar iki ayrı dünyanın insanıydılar. Onlar hiç kimse hiçbir zaman birlikte görmemişti. Hele baş başa hiç. Santiago Nazar ona dönüp bakmayacak kadar kendini beğenmiş biriydi diyor yazar bu kısımda. Buradan da Santiago Nazar'ın masumiyetine çok açık bir gönderge yapıldığını anlıyoruz. Keza Santiago Nazar'ın adı Angela Vicario tarafından uğradığı işkencenin ardından verildiğini görüyoruz. Buna da dikkat edilmelidir. Yani burada işkence gören, suratı mosmor edilen ve daha sonra kasaplık yapan iki erkek kardeşin kendisinden isim istediği o an mağdur bir insandır Angelio Vicario. Dolayısıyla böyle bir durumdaki insanın verdiği isimden yola çıkarak herhangi bir kimseyi esasen suçlayabilmek çok mümkün değildir. Keza kitabın 98. sayfasında sorgu yargıcının çok aşırı çalıştığı, bu davayı aydınlatmak için çok gayret gösterdiği ve sonuçta bütün bu çalışmasının sonunda onu en çok telaşlandıran şeyin aslında Santiago Nazar'ın bu namus cinayetine yol açan kişi olduğunu gösterecek tek bir belirtiye. Bakın, delile, kanıta değil, belirtiye. Hukukta belirti iz emare anlamına gelir. Delil kategorisine değerlendirilecek bir şey bile değildir. Delili, kanıtı geçtik, bir belirtiye bile hakimin rastlamamış olmasıdır. Bu aldatmaca oyununda Angela Vicario'nun suç ortakları olan kız kardeşleri onun düğünden çok öncesinden beri kendilerini sırrına ortak ettiğini ama onlara o kişinin adını açıklamadığını hakime uzun süre anlatıp durmuşlardı. Ve sorgu yargıcı raporuna şöyle bir not düşmüştür. Bize mucizeden söz etti ama Aziz'in adını vermedi. Yani aslında Aziz Santiago bize Santiago'nun ismini vermiş olmuyor diyor sonuçta. Böyle bir olaydan bahsediyor. Evet, bakire olmadığı çok açık. Ama onun bekaretini alan kişinin ismi de belli değil demeye getiriyor. Bunun dışında savcılık temsilcisinin yalnızca 3 gün süren duruşma sırasında suçlamanın zayıflığı üzerinde özellikle durduğu ifade edilir. Yine aynı sayfada şöyle denir. Sorgu yargıcı Santiago Nazar'ın aleyhine kanıt bulunmaması karşısında öylesine şaşkına dönmüştü ki özenle hazırladığı rapor hayal kırıklığı nedeniyle yer yer aksıyordu. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde Santiago Nazar'ın en yakın arkadaşları olduğu için sorgu bir yargıcı içinde son saatlerindeki davranış biçimi onun suçsuzluğunun kesin kanıtıydı. Santiago Nazar'ın en yakın arkadaşları için olduğu gibi sorgu yargıcı içinde son saatlerdeki davranış biçimi onun suçsuzluğunun kesin kanıtıydı. Çünkü Angela Vicario ile Bayor de San Roma'nın düğününe katılmış, gece yarısından sonra bile düğün yerinden ayrılmamış, hatta sabahın saat 4'üne doğru
Tamamen Santiago Nazar'ın teklifiyle yeni evli çiftin evlerinin penceresinin altına gidilip orada şarkılar söylenilip eğlenilmiştir. Dolayısıyla suçlu bir insan kendini biraz daha uzak tutması ilk etapta beklenebilecek doğru düşüncelerden bir tanesidir. Yani kendi toplumunu hiç kuşkusuz Santiago Nazar biliyordu. O kızın bakire çıkmama ihtimalinin o gece kocasını kandıramama ihtimalinin de olacağı çok açıktı. Böyle bir durumda eğer kendisi Angela'nın ırzına geçmişse kendisinin isminin verileceği ve sonuçta bunun bir namus cinayetine dönüşeceği ya da sebep olacağını en azından Santiago Nazar'ın kestirmesi icap ederdi. Fakat hiç böyle bir endişeli halin olmadığını görüyoruz. Hatta kitabın başında bize Santiago Nazar'ın çeşitli silahlarının olduğu bildiriliyor. Fakat çok barışçıl bir insan olduğu, kasabaya inerken silahlarını hiç yanına almadığı, sadece çiftliğe gittiği dönemde kullandığını ifade ediyor. Silahları değil, o avcılık için kullandığı şahinleri bile kasabaya hiçbir zaman götürmeyen barışçıl bir insan olduğu da aynı satırlarda bizlere ifade ediliyor. Bunun dışında yine Santiago Nazar'ın masum olduğunu gösterir bir başka sembolik metaforik dil katil ikizlerden Pedro Vicario'nun sorgu yargıcına verdiği ifade. Bunu az önce de bahsetmiştim. Buradaki notlarıma bir göz gezdirdiğimde tekrar karşıma çıkıyor. Pedro Vicario, işin tuhafı bıçak her defasında tertemiz çıkıyordu. Ona en az 3 kez vurdum. Tek bir damla kan bile akmadı der. İfadesinin devamında da bir başka yerde artık bir daha bağırmadı. Tam tersine bana öyle geldi ki sanki gülüyordu diye ifade verir. Kimler güler? Masumlar. Çünkü ilahiyat terminolojisine göre ölmek üzere olan bir insan masumsa kendisine melekler gözükür. Dolayısıyla güler, gülümser. Ve belki çok acı bir sahne ama Santiago Nazar'ın masumiyetini gösteren bir satırda kitabın en sonunda anlatılan bir bölüm. Öyle ki Santiago Nazar bağırsakları delinmiş, vücudundan dışarıya çıkmış, onları elleriyle toparlayıp evin içerisine geçmekle meşgulken bağırsakları deşilip yere döküldüğü için tozlanmış, toprak bulanmış bağırsaklarını bir taraftan da ölmek üzereyken temizleme hareketi yapıyor. Bağırsaklarını temizlemeye çalışıyor. Böyle bir şey ancak yani temizliğine, saflığına, masumiyetine işaret edilmek istenen bir karakterde yazıya dökülecek olan satırlar olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de ben Santiago Nazar'ın kitapta aleyhine gösterilen pek çok şeye rağmen masum olduğunu düşünüyorum. Evet, oldukça uzun bir video oldu. Eğer bu videoyu sabırla buraya kadar dinlediyseniz size teşekkür borçlu olduğumu ifade etmek isterim. Eğer abone değilseniz abone olmanızı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve YouTube algoritmasının bizleri dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle bir araya getirmesi, önerebilmesi için yorumlarla videomla etkileşime girmenizi sizlerden rica ediyorum. Bol kitaplı günler, bol okumalı günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.